Tavas ebecik kavunu farklı aroması ve lezzetiyle bugün Tavas ve çevre illerde birçok alıcısı bulunmakta. Ebecik kavununun diğer kavunlardan farklı kılan özelliği susuz yetişmesi ve toprak özelliği. Bu yıl dekardaki ortalama verimimiz bu sene 7 tonu göreceğiz. Denizli İl Müdürlüğü teknik personelimiz ve Tavas İlçe Müdürlüğümüz teknik personeli ile birlikte açmış olduğumuz kavun tarla okulu, kavun sineği ile mücadeleyi anlattık. Şu an kavun sineği ovamızda görülmemekte. Mesai gözetmeksizin vatandaşlarımızın bütün talep ve isteklerini yerine getirmek için biz İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ve Denizli İl Müdürlüğümüzün teknik personeliyle birlikte Tavas ovamızda en kaliteli ürünü yetiştirmek için çiftçilerimizle birlikteyiz. Çeşidimiz ortalama 5 kilo veren, dekarda da 7 ton üzerinde bir verim sağlayan çeşittir. 7-8 yıldır da kavununda güzel bir yükseliş sağladık. Coğrafi işaretleme için de çalışmalarımız devam etmekte. Ebecik, Altınova ve Soflar, hatta Çalıköy bölgemizdeki kavunumuzun tadı tüm Ege bölgemizde, hatta diğer bölgelerimizde de ses getirmektedir. Ürünümüzün kalitesi, tadı, aroması çok çok iyi. Verim potansiyeli yüksek. Toprak yapımız, iklim özelliklerimiz tamamen kavuna yetiştiriciliği için mükemmel bir konumda. Biz yanı başımızda cevize ile, yanı başında bu bulunduğumuz yerde hibrit kavun yapıyoruz. Sularımızı değerlendirerek maşlama yaptık. Mayıs'ın 7'sinde bu işe başladık. Fidan olarak diktik. Bugün nasip oldu. Kavunumuzu hasat etmek için hazırız. Kazancım da iyi. Ürünümüzü sattım. Memnunum. Teknik personel, il tarımdan arkadaşlarımız sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Bize gece gündüz yardımcı oldular. Mahallemizde daha önceden tütüncülük, arpa, buğday meşhurdu. Şu anda kavuna dönüştük. Sağ olsun ilçe tarım müdürümüz, il tarım müdürlerimiz kavuna yönlendirdiler. Yani şu anda kavun bizim burada vazgeçilmez bir şeyimiz oldu. Kavunumuz lezzetli. Lezzetli olduğu için bizim hiçbir pazar sıkıntımız yok. Tarım İl Müdürlüğü olarak biz de bu yöredeki kavunların her yıl hastalık zararlar yönünden surveyini yapıyoruz. Üreticilerimizi yapmaları gereken mücadeleler konusunda SMS'le uyarıyoruz. Bundan 3-4 yıl önce yörede kavunların tarlada çökmeye başladığını gördük. Üreticiler de konunun ne olduğunu, sebebinin ne olduğunu bilmiyorlardı. İnceledik, araştırdık. Bornozrail Mücadele ile iletişime geçtik. Kavun sineğinden kaynaklandığını anladık. Sonra yörede çiftçi tarla okulları yaptık. Sofularda, Ebecik'te. Çiftçi tarla okullarından çok güzel sonuç aldık. Üreticiler bu mücadeleyi hızla öğrendiler. Ertesi sene pek çok üreticimizin mücadelede başarılı olduğunu gördük. Bu sene yine kontrolleri yapıyoruz, üreticilerimizi dinliyoruz. Gerçekten çiftçi tarla okullarının başarısını yakaladık kavun sineğinde biz. Üreticiler de memnun, biz de çok memnunuz. Yöredeki kavunların gerçekten tadı ve aroması çok farklı. Üreticilerimize iyi pazarlar diliyoruz. Kavunumuzu tatmaya ve bu lezzetten mahrum kalmamaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz.